Standart. Ana sayfa. Bana diğer seçenekler. Herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Bugün yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü videomuzun konusu WhatsApp'ı kilitlemek. Yani WhatsApp'ı kilitlediğimizde sadece parmak izimizle açılmasını sağlamak. Bunun için WhatsApp'a giriyoruz. WhatsApp diğer seçenek. Yeni yıl ayar. Ayarlara giriyoruz. Gizlilik, kişileri engellemek. Gizlilik ayarlarına giriyoruz. Engeller, parmak izi kilidi. Parmak izi kilidi devre dışı bırakılmış. Parmak izi kilidi devre dışı bırakıldı. Bunu etkinleştiriyorum. Parmak izi kilidi. Parmak izi kilidi. Kilidi parmak iziyle aç. Bu özelliği etkinleştirdiğinizde WhatsApp'ı açmak için parmak izi kullanmanız gerekecek. WhatsApp kilitli olduğunda aramaları yanıtlamaya devam edebilirsiniz. Anahtar, kapat. Açalım. Parmak izi ayarla. Bu özelliği kullanabilmek için öncelikle cihazınızda parmak izinizi ayarlamanız gerekir. Ha, evet. Tamam. Parmak izi. Benim telefonumda şifre yok. Bu yüzden önce parmak izi ayarlamanın gerekli olduğunu söyledi. Ama şöyle özetleyeyim ben size. WhatsApp'a giriyoruz, ayarlara giriyoruz. Gizlilik ayarlarına giriyoruz. Sonrasında parmak izi kilidinin bulunduğu ayara giriyoruz. Buradan bu kapalı olan ayarı açıyoruz. Açtığımızda parmak izimizi bir veya iki kere, kaç kere yapmamızı istediğini tam anımsayamadım şu an, tanıtmamızı istiyor. Tanıttıktan sonra da bir pin kod girmemizi istiyor. Telefonun parmak izimizi tanımaması gibi bir sorunla karşılaştığımızda parmak izimiz yerine pin kodla açabileceğimiz, yani herhangi bir sayısal kodla açabileceğimiz bir şifre girmemizi istiyor. Onu da girdikten sonra artık WhatsApp'ı parmak izimizle açıyoruz. Parmak izimizle açılmadığı durumlarda, telefonumuzun parmak izimizi tanımadığı durumlarda da pin kodu girerek açıyoruz WhatsApp'ı. Bu şekilde. Ses kaydedici. Etkinlik. Dur. WhatsApp'a parmak izi kilidi ve pin kodu ayarlayabiliyoruz. Bugünkü içeriğimiz de bu kadardı arkadaşlar. Her şeyin gönlünüzce olmasını dilerim. Hoşça ve sevgiyle kalın. Bir sonraki içerikte görüşmek dileğiyle.